Kapattığımız dönemde 4640 uluslararası öğrenci 129 ülkeden olmak üzere öğrenciye ulaştık. Bunların bir kısmı mezun oldu ama bu yıl bize uluslararası öğrenci statüsünde 6500 kişi başvurdu. Biz bunların 1800 ile 2000 arasındaki kişileri ancak bu sene kadromuza katacağız. Dolayısıyla bu yıl dönem başı itibariyle muhtemelen 6000'lerin üzerinde bir sayıyla uluslararası öğrenciyle birlikte eğitime başlamış olacağız. Şimdi bunun arkasında yatan sebeplerden biri Türkiye 2023 vizyonunda hedef 200 bin uluslararası öğrenciye ulaşmak idi. Hatta Cumhurbaşkanımız geçen bir 15 gün kadar önce yapmış olduğu bir konuşmada uluslararası öğrencilere çalışma hakkını hem okurken hem de mezun olduktan sonra tanıdı. Yine onların sağlık sigortalarını eğitime başladıktan 3 ay sonra başlayan sağlık sigortalarını eğitimle birlikte başlatacağının müjdesini verdi. Buna karşılık da Türkiye 23 vizyonunda 200 bin olarak gözüken uluslararası öğrenci sayısını hedefi 350 bine yükseltti. Bu da Türkiye'deki tüm üniversitelerin bugüne kadar yapmış oldukları hedeflerini yükseltmeleri anlamına geliyor. 2023'te 15 bin uluslararası öğrenciye çıkmam lazım. Kolay değil ama yapılmayacak şey değil. Şimdi bununla alakalı birkaç yıldır izlediğimiz stratejiyi bir miktar daha genişleterek devam etmemiz gerekir. Uluslararası öğrenci bir başka bir ülkeye gittiğinde bir dil problemi var önce, bir de çevre bilmiyor ve barınma birinci derecede önem arz ediyor. İşte biz bu nedenle ilk etapta 1000 kişilik sadece uluslararası öğrencilerin kalabileceği bir yurdun başbakanlık kapanmadan önce başbakanlıktan iznimizi aldık. Onun ihale aşamasındayız. Biz de Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu hedef çerçevesinde 9000 ve 15000 hedeflerine göre çalışmalarımızı planlayacağız. Yunus Emre Enstitüsü'nün yaz okulu projesi kapsamında 22 ülkeden 25 farklı öğrenciyi Ulutömer'de, Uludağ Üniversitesi'nde ağırlayacağız. Öğrencilerimize öncelikle Bursa'yı ve Bursa çevresini tanıtmayı, onlara burada Türk misafirperverliğini göstermeyi amaçlıyoruz. Onlar için güzel, eğlenceli, hem tatil yapabilecekleri, hem Türk kültürünü, hem de Bursa'yı tanıyabilecekleri bir fırsat olacak onlar için. Hem Uludağ Üniversitesi hem de ülkemiz adına gayet güzel bir proje kapsamında geldi arkadaşlar. Ve biz bunları buradan ümit ediyoruz ki gönül elçilerimiz olarak ülkelerine memnun bir şekilde uğurlamayı amaçlıyoruz. Benim adım Emin Halil. Fransa'dan geliyorum. Bursa'ya ilk kez geliyorum. Çok güzel bir şehir. Bir de Uludağ Üniversitesi çok güzel. Yani dün gezdik. Çok güzel yerlere gittik. Bir de dondurmalı ırmık helvası yedik. Çok lezzetliydi. Benim adım Raşit, ben Bahreynliyim, 21 yaşındayım. Bursa'yı gördük, çok güzel bir şehir. İnsanlar da çok güzel, çok iyi davranıyorlar bizimle. Çok iyi bir vakit geçiriyoruz ve Türkçe öğreniyoruz. Daha ne istiyoruz yani, çok güzel bir şey. Türk yemekleri çok güzel. Her şey çok güzel. Hava, dağları, Osmanlı'nın tarihini de gördük. Çok güzel bir şey, etkilendik. Benim adım Dinar, ben Rusyalıyım ve Türkiye'ye ilk defa geldim. Bursa'yı çok sevdim. Çok iyi bir insanlar var burada. Yemekler çok lezzetli ve Uludağ Üniversitesi'ne çok teşekkür ederim. Modern Türkçe tarih. Türkçe üzerine çalışıyorsun. Orada yaşıyorum, okuyorum. Senin konun ne? Doktora yapıyorum. Orta Asya dilleri. Sevsat gibi. Belçika'lıyım. Leuven Üniversitesi'nde Arapça ve İslam. Brüksel'e gelip, pazartesi günü gelip, salı akşamı dönüyorum. Çok sık gittim yani oraya. Macaristan'dan geldim. Üniversitede de Türkoloji okuyorum. Çok iyi. Bizim şehir çok güzel. Çok gezdiniz. Mesela Granada'ya gittiniz.